CHP'den Milli Mücadele Kahramanı Kara Fatma'ya büyük vefasızlık. Milli Mücadele'ye 350 mücahit Akıncı ile iştirak ederek 18. Fırka'nın 20. Hücum Taburu Süvari Bölüğü kumandanlığını yapmış ve bu hizmet mukabili kendisine Milis Subayı unvanı verilmiş olan Kuvayi Milliye'nin kadın kahramanlarından Erzurumlu Milis Kara Fatma Seher, başta Mustafa Kemal olmak üzere birçok kez devlet direceliğinden yardım talep etmesine rağmen kendisine bir maaş bağlanmamış ve CHP'nin tek parti iktidarı döneminde açlığa ve sefalete mahkum edilmiştir. Hatta Rus manastırında ikamete mecbur kalmıştır. Ne gariptir. 21 Haziran 1955'te Sultan II. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı Darül Ecze'ye yatırılmış ve 11 gün sonra 2 Temmuz'da burada vefat etmiştir. Yani bir hayır gördüyse onu da Sultan II. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı bu eserden gördü. Sultan II. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı Darül Ecze'nin esas kayıt defterinde Kara Fatma ismi görülmektedir. Peki milli mücadelede cepheden cepheye koşmuş bir kahramana böyle bir muameleyi reva görenlere ne demeli? Üstelik o bir kadın. Lafa gelince her fırsatta kadın haklarından dem vurup mangalda kül bırakmayan Kemalistler bir kadın kahramanımıza dahi sahip çıkmamıştır. Kara Fatma Seher sefalet içinde ve yardıma muhtaç bir vaziyette olduğunu tek partili dönemin CHP'li idarecilerine dilekçe yazarak defalarca bildirmiş, yardım ricasında bulunmuş fakat kendisine bir maaş dahi bağlanmamıştır. İşte o dilekçelerden birkaç tanesini buraya alıyoruz. Aç ve sefalet içindeki Kara Fatma, Mustafa Kemal'e yazdığı dilekçede korkunç sıkıntıya maruz kaldığını ve parasızlık yüzünden sefalete giriftar olduğunu söylüyor. Ve yine bu telgrafta da Kara Fatma, Mustafa Kemal'e Afyon Karahisar'ında şehit olan oğlu Ali'den başka 10 nüfus efrat ailesiyle birlikte açlık derecesinde olduğunu ve aç kalmayacak kadar bir vazifeye tayinini rica ve istirham ediyor. Kara Fatma bu dilekçede de CHP iktidarının başbakanından yardım istiyor. 20 seneden beri 6 yetim torunuyla sefaletle mücadele etmekte olduğunu, bu sefil yavrularıyla bir günlük iyaşelerini temin edecek iktidara haiz olmadığını söylüyor. Maalesef CHP bütün bu yardım çığlıklarına rağmen milli mücadele kahramanı Kara Fatma'ya maaş bağlamadı. Evet, Anadolu'yu yakıp yıkan Yunan'a 4 milyon altın tamirat parasını Lozan'da bağışlayan Kemalistler bu yetmiyormuş gibi bir de Yunan malullerine 300 lira hediye etmişler fakat Anadolu'yu korumak için canını hiçe sayıp cepheden cepheye koşan Kara Fatma'ya bir maaşı dahi çok görmüşlerdir. Kara Fatma'nın 1933'te Rus manastırında ikamete mecbur kaldığı yıl Kemalistler Yunan malullerine para bağışlamıştır. Her iki hadise de 1933'te yaşanmıştır. Kara Fatma'ya ancak 1954 yılında yani Adnan Menderes döneminde hayatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden ayda 170 lira aylık bağlanabilmiştir. Adnan Menderes döneminde Kara Fatma'ya 170 lira aylık bağlandığını gösteren 22 Şubat 1954 tarihli ve 8640 sayılı resmi gazete. Bazı kimseler bunu gerçekten hayret verici bulabilir. Lakin CHP'nin vatan evlatlarına sahip çıkmak yerine Yunan'a sahip çıkması bizi şaşırtmıyor. Bunlardan her şey beklenir. Halbuki Kara Fatma İzmit'te birlik kumandanlığında bulunduğu sırada bu vatan için Yunan kurşunuyla sağ kolundan vurulmuştu. Dönemin bir gazete haberinde 3 seneden beri Yunanlılarla harp eden Kara Fatma denildiğini görüyoruz. Ama maalesef bu milletin gerçek kahramanları CHP döneminde hak ettiği itibarı görmemiştir. Videomuzu Kara Fatma'nın milli mücadele döneminde bir gazeteye verdiği beyanatıyla sonlandıralım. 40 gün izinliyim. Buradan evvela Erzurum'a gideceğim. 3 senedir görmediğim ana ocağımı şöyle bir halatır soracağım. Oradan Sarıkamış'a varıp Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine hürmetlerimi arz edeceğim. Van'a kadar ya giderim ya gitmem.
orası uzaktır. Olur da günümü geçirirsem mesul olur. Hoş, kumandanım çalışanlara pek bir şey demez. Beni sever, sever ama neme lazım. Bir saat evvel iş başına dönmeli. Ya ben varmadan taarruz başlarsa? Ne diyelim, Allah rahmet eylesin. CHP'yi de bildiği gibi yapsın.